Bu videoda istatistiksel çalışma türlerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu türlerden biri olan örnekleme çalışmasından bundan önceki videolarda bahsetmiştik ama az sonra yeniden üzerinden geçeceğim. Buna ek olarak gözleme dayalı çalışma ve deney bazlı bir çalışmadan bahsedebiliriz. Şimdi de bu başlıkların ne anlama geldiklerini inceleyelim. İsterseniz videoyu durdurup bunların ne anlama gelebilecekleri hakkında biraz düşünebilirsiniz ya da belki de ne anlama geldiklerini biliyorsunuzdur. Örnekleme çalışmasında daha önce de gördüğümüz gibi bir popülasyondaki bundan ana kütle olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz. Bir popülasyona ya da ana kütleye ait bir parametre için tahmin yapılmaya çalışılır. Örnek vermek gerekirse bir şehirde yaşayan insanları ele aldığımızı düşünelim. Hakkında bir tahmin sahibi olmaya çalıştığımız parametre ise mesela bu insanların ortalama olarak zamanlarının ne kadarını bilgisayar başında geçirdikleri olsun. Bahsi geçen parametre bu popülasyona ait olacak. Eğer bu şehirde yaşayan insanların hepsine ulaşma şansımız olsaydı, her birine tek tek bilgisayar başında ne kadar zaman geçirdiklerini sorar, elde ettiğimiz sürelerin ortalamasını alır ve popülasyona ait parametrenin ne olduğunu bulurduk. Hemen not ediyorum popülasyon parametresi insanların günde ortalama bilgisayar başında geçirdikleri süre. Az önce söylediğim gibi bu insanların tümüne ulaşma şansımız olmadığı için gerçek popülasyonun parametresinin ne olduğunu bulamayız. Ama bunun yerine bir örnekleme çalışması yapabiliriz. Bu örneklemenin rastgele olması çok önemlidir ve bilim insanları bu konuya gerçekten çok fazla kafa yorarlar. Rastgele bir örnekleme yapmanın da çeşitli yöntemleri vardır. Çünkü bulgularımızın doğru olması için örneklemimizin tüm popülasyonu temsil etmesi çok ama çok önemlidir. Ne yapıyorduk? Sorunun cevabını bulmak için bu popülasyondan rastgele bir örneklem alırız ve bu örneklemdeki insanların günde ortalama bilgisayar başında geçirdikleri süreyi hesaplarız. Bulduğumuz sonuç popülasyon parametresi için bir tahmin olur. Evet, klasik bir örnekleme çalışması işte bu şekilde yapılır. Bir diğer istatistiksel çalışma türü olan gözleme dayalı araştırmada bir parametre için tahmin yapmaya çalışmayız. Burada öğrenmeye çalıştığımız şey bir popülasyona ait iki parametrenin birlikte nasıl hareket ettikleri, yani aralarındaki ilişkinin nasıl olduğudur. Örnek olması için 1000 kişiden oluşan bir popülasyonumuz olduğunu düşünelim. Evet, 1000 kişinin günde bilgisayar başında geçirdikleri sürenin tansiyonları ile olan ilişkisini merak ettiğimizi düşünelim kan basıncı yani tansiyon ve bilgisayar başında geçirilen süre arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını bulmaya çalışıyoruz. Bunu da not ediyorum. Bilgisayar başında geçirdikleri süre ile tansiyon arasındaki ilişki. Bin kişinin her birine bilgisayar başında ne kadar zaman geçirdiklerini sormamız ve tansiyonlarını ölçmemiz gerekecek. Elde ettiğimiz sonuçları grafik üzerinde gösterdiğimizde de bu iki değişken arasında nasıl bir ilişki olduğunu görebiliriz. Peki bu ne anlama geliyor olabilir? Hemen bir grafik çizelim. Bu eksene bilgisayar başında geçen süreyi, buna da tansiyonu koyalım. 1000 kişiden birinin bilgisayar başında pek fazla zaman geçirmediğini ve tansiyonunun da düşük olduğunu varsayalım. Buna ek olarak bir de bilgisayar başında çok zaman geçiren ve tansiyonu yüksek olan biri olsun. Çok fazla zaman geçirmemesine rağmen tansiyonu yüksek olan biri de olabilir. Bunu bu şekilde yapmaya devam edip 1000 kişinin her biri için elde ettiğiniz sonuçları buraya aktardığımızda muhtemelen buna benzeyen bir görüntüyle karşılaşacağız. Eğer sonuç bu şekilde çıkacak olursa bazı aykırı değerler olmasına rağmen bu iki değişkenin birlikte hareket ettiğini söylemek mümkündür. Yani bu grafiğe göre bilgisayar başında geçen süre arttıkça tansiyonun da yükseldiğini görüyoruz. Ya da tam tersi, tansiyon yükseldikçe bilgisayar başında geçen süre artıyor. Bu da mümkün. Bu değerlere bakarak bu iki değişken arasında korelasyon olduğunu, hatta korelasyonun pozitif bir korelasyon olduğunu da söyleyebiliriz. Araştırmayı eğer düzgün bir biçimde yaptıysak, bilgisayar başında geçen sürenin fazla olmasıyla, yüksek tansiyon ya da yüksek tansiyon ile bilgisayar başında geçen sürenin fazla olması arasında pozitif bir korelasyon olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Gözleme dayalı araştırmalar yaparken ya da yorumlanırken, Demek istediğim, başkasına ait gözleme dayalı bir araştırmanın sonuçlarını da okuyor olabiliriz. Önemli olan, bilgisayar başında geçen sürenin artmasının yüksek tansiyona sebep olduğu sonucuna ulaşmamaktır. Bunu söyleyemeyiz çünkü araştırmalar nedensellik içermez ya da nedenselliği kanıtlamaz. Benzer olarak yüksek tansiyonun insanların bilgisayar başında daha fazla zaman geçirmesine sebep olduğu sonucuna da ulaşamayız. Bu söylediğim zaten kulağa da pek mantıklı gelmiyor. Ama bu araştırmalardan çıkarılabilecek sonuç iki değişken arasında korelasyon yani bir ilişki olup olmadığıdır. Ve tekrar ediyorum. Bu araştırmalara dayanarak bilgisayar başında geçen sürenin artmasının tansiyonun artmasına ya da tansiyonun artmasının bilgisayar başında geçen sürenin artmasına sebep olduğu sonuçlarına ulaşamayız. Bu sonuca ulaşmak için çok daha kapsamlı bir çalışma yapmak gerekir. Anlaştık mı? Bu sonuca neden ulaşamadığımıza da değinmek e, istersek eğer araştırmada karıştırıcı değişken olabileceğini hesaba katmamız gerekir. O yüzden böyle cevaplayabilirim. Şöyle anlatayım. Bu bilgisayar başında geçen süre, bu da tansiyon, tamam mı? Bunların ikisi arasında bir ilişki olduğunu bulduk. Evet, bu grafikte de gördüğümüz üzere aralarında bir ilişki var. Ama burada az önce de söylediğim gibi bir karıştırıcı değişken de olabilir. Bu değişken örnek olarak da Hmm, mesela bir insanın hareketliliğini yani gün içinde ne kadar hareket ettiğini düşünelim. Tamam mı? Evet, bu iki değişkeni de etkileyen üçüncü bir değişken hareketsizlik olabilir. Hareketsiz olan insanlar bilgisayar başında daha çok zaman geçirir ve tansiyonları da daha yüksek olur. Eğer bunu kontrol edebilseydik, yani mesela belirli bir hareketliliğe ya da hareketsizliğe sahip bir grup insanın bilgisayar başında geçirdikleri zaman ile tansiyonu arasında korelasyon olmadığını bulabilirdik ve o zaman da bu iki değişkeni etki eden şey hareketsizlikleri ya da hareketlilikleri olurdu. Bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Gözleme dayalı araştırmalarda iki değişken arasında korelasyon ya da ilişki olup olmadığını görebiliriz. Hatta bunun sonucunda nedensellik için hipotez oluşturacak sonuçlara da sahip olabiliriz. Ama bir kışkırtıcı değişken söz konusu olabileceği için nedenselliği kanıtlayamayız. Son olarak İstatistiksel çalışma türlerinden bir diğeri ve bilimsel yöntemin de temelini oluşturan deneylerden bahsedelim. Az önce bahsettiğim nedenselliği kurmanın ve kanıtlamanın yolu da deneylerden geçer. Bir deney yapacak olursak, ki bunu muhtemelen bin kişiyle yapamayız, çünkü deney yapmak gerçekten de kolay bir şey değildir, belki yüz kişi olabilir, karıştırıcı değişkenin deneyin hatalı olmasına sebep olmaması için bu yüz kişiyi rastgele iki gruba ayırırız. Tabi bu ayrımın gerçekten rastgele olması son derece önemlidir. Başka karıştırıcı değişkenler de söz konusu olabilir ama insanları rastgele iki gruba ayırdığımızda hareketliliklerinin ya da hareketsizliklerinin seviyelerinin birbirinden çok ama çok farklı olmamalarını sağlamış oluruz. Bundan sonra da bu gruplardan birini kontrol, diğerini deney grubu olarak belirleriz. İnsanları kontrol ve deney gruplarına rastgele dağıttığımızı, yani seçmediğimizi bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Kontrol grubundakilerin bilgisayar başında geçirdikleri süreyi 30 dakika ile sınırlandırırken, deney grubundakilerin bilgisayar süresini de 2 saatle sınırlandırırız. Bugünün şartlarında bu sürelere uymak kolay olmayabilir. Onun için 30 dakika ve 2 saat sonra bilgisayarın otomatik olarak kapanması gibi bir çözüm bulmamız şart. İstisna olmamalı. Süreler net ve kesin olmalı. Bu arada bu iki süreyi tamamen kafadan uydurdum. Buna ek olarak deneyden önce herkesin tansiyonunu da ölçmüş olmamız gerekiyor. İki grubun ortalama tansiyonları deneyden önce yakın olabilir. Hatta olmalı ama aradan bir süre geçtikten ve deney ilerledikten sonra yaptığımız ölçümde bu grubun tansiyonun daha yüksek olduğunu görürsek, sonuçların bir kısmının rastgele yani bu gruba koyduğumuz insanlar yüzünden gerçekleşmiş olduğunu da aklımızdan çıkarmamamız lazım ama eğer bu yeterli derecede büyük bir deneyse ve eğer deneyi de doğru bir şekilde yürüttüysek sonuç olarak burada bir nedensellik olduğu yani bilgisayar başında daha çok zaman geçiren insanların tansiyonlarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşabiliriz bu videoda ne konuştuk kısa bir özet yapmamı isterseniz örnekleme araştırmasında bir popülasyon parametresi için tahminde bulunmaya çalışırız Gözleme dayalı araştırmada iki değişken arasında korelasyon olup olmadığını belirlemeye çalışırız ama burada karıştırıcı değişkenler yüzünden nedenselliği ispatlayamayacağımızı, yani bir değişkenin diğerine sebep olduğunu söyleyemeyeceğimizi unutmayalım. Deneyde ise nedenselliği belirlemeye ya da kanıtlamaya çalışırız. Bunu da bir grup insanı deney ve kontrol gruplarına dağıtıp ki buradaki mantık bazen başarılı olmasak da karıştırıcı değişkenleri de bir şekilde iki gruba ayırmaktır. Sonra bu iki gruptan birinde değişkenlerden birini değiştirip bunun diğer değişken üzerinde bir etkisi olup olmadığına bakarız. İstatistiksel çalışma türleri hakkında bir fikir sahibi olduğumuza göre bundan sonraki iki videoda bazı istatistiksel çalışma örneklerini inceleyeceğiz. Bu örneklerin hangi türe ait olduklarını belirleyip ne gibi sonuçlar elde edebileceğimiz üzerinde duracağız.